Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, 2019'un Kasım'ında aslanları neler bekliyor? Çok değerli Aslan Burcu, çok sevgili minik göksel kedicikler. Güneş'in Akrep Burcu'nda ilerlediği dönem Aslan Burcu için ev ve aile hayatıyla daha fazla ilgilenmesi gereken aile hayatı, ailevi konular işte ne diyeyim annesi, babası, çocukları, evinin temizliği, evle ilgili konular... Bunların daha fazlasıyla gündeme geleceği döngüler. Ama Güneş tabii ki Akrep Burcu'nda olunca aslanı zorlar. Çünkü aslan kendisini dış dünyaya ifade etmek isteyen bir karakter. Ne oldu? İşte Alzheimer'lı kayınpedere bakmak zorundasın. Böyle bir nokta. Buralarda zorlanabilir. Çünkü aslan nedir? O aslan Güneş'in en yüksek ışıklarıyla beraber kendisini gösteren lider egolara sahip ve güçlü insanlardır. Ama bir kısmı da çok şirin, çok sevimli, çok insancıl insanlardır. Bu ay aile hayatlarıyla ilgili bir dönemi işaret ediyor. Yani kendi aile hayatları, kendi yaşadıkları yer bir kısmı ev değiştirebilir, bir kısmı ev alabilir, bir kısmı aile üyelerinin bazılarının sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. 11 Kasım ve takip eden dönemde bu konular gündeme gelecek. Çok endişelenmeyin, iyi. Sonu iyi olacak. Çünkü Satürn, Plüto, Uranüs bu bölgelerde aktif çalışıyor. Evet, Uranüs bazı değişikliklere sebebiyet verebilir. Bilhassa iş ve kariyer hayatlarında zıpkın gibi bir işin bitmesi, yeni bir işin başlaması ile ilgili haberleri de 11-17 Kasım aralarında alabilirler. Çalıştıkları yerlerde bazı marjinal değişiklikler olacak. Ama genel olarak aile ve aile bireylerinin sağlığı, ev değişimi, ev dekorasyonu ve bu konuların çok fazla gündeme geldiği bu dönemde Merkür'ün retro akrepte olduğunu unutmadan anlaşmaları, sözleşmeleri, konuları daha temkinli ve dikkatli yapmak gerekiyor. Çünkü buradaki sorun şu. O kadar dürtüsel gezegenler var ya, bir tarafta Uranüs çok dürtüsel. Bir tarafta Merkür, Güneş kavuşumu o Uranüs'e karşı. Dolunay çok aktif, Satürn, Plüto, Jüpiter. Yani bu ay aslında bu dediğimizin dışında da çok fazla davranış biçimine girme şansı yok. O iş ortamında o gerginlik de olacaktır. O aileyle ilgili sorunlar da olacaktır. Siz bunları öngörün. Acil durumlarda kriz yönetimi yapmanız gerekiyor. Acil dönemlerde kriz yönetimi yapmak, sakin düşünmek, soğukkanlı kalmak, olayları çözmek. Kronik bir hastalığınız varsa bu hastalıkla ilgili neşesiz haberler 18 Kasım'a takip eden dönemde alabilirsiniz. Ama bu hastalığın o kadar da kötüye gideceğini zannetmiyorum. Satürn, Plüto ve Jüpiter'den güzel destek haberleri de geliyor. 24 Kasım'daki o kuvvetli yeni ay etkisiyle 24-26 Kasım haftası etrafınızdaki kardeşlerinizin, yakın komşularınızın, çevredeki insanların sizinle daha fazla iletişime gireceğini, 28-30 Kasım arasında ise bekarsanız yeni güzel bir tanışmayla da karşılaşabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, ekonomi zor, vergiler ağır ama yeni gelirler 17 Kasım haftasında var. Sevgiler.